Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, GRT TV ve 10 Radyo'nun ortak canlı yayınında GRT TV Genel Yayın Yönetmeni Meral Ay'ın sorularını cevaplayarak projelerini anlattı. Belediye başkanlığının çok özel bir makam olduğunu dile getiren Başkan Şahin, 2 milyon insanla kader birliği yaptığını dile getirdi. Özen, her şey dahil bir kere. Doğumdan ölüme. İlk nefeste başlıyor bizim dokunuşlarımız ki daha ondan önce gebe okulu, anne oteli, daha anne karnındayken çalışmalar başlıyor. Son nefese kadar, son artık taziyesinden tutun, işte mezarlık hizmetlerine kadar toplumun her anına ve her saatine dokunma imkanı ve fırsatı veriyor. Dua almak için de çok güzel bir makam, yapamazsanız sitem almak için de çok özel bir makam. O yüzden İşte ben bütün makamları gördüm. Milletvekilliği yaptım 3 dönem. Genel Merkez Kadın Kolu Başkanlığı, Kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ki bakanlık yetim, yoksul, yaşlı, şehit yakını, gaziler çok özel bir bakanlıktı. Buraya geldiğinde de her şey dahil. Sevinci, acıyı, tam bir kader birliği yapıyorsun 2 milyonla ve büyük bir emanet ve sorumluluk. Yani şu beni ilgilendirmiyor diyeceğin hiçbir şey yok. Hayatın her alanının içindesin, her şey seni ilgilendiriyor. O da o kadar ağır bir yük ki, bir de bende biraz mükemmeliyetçilik var. Bir iş varsa hemen ucundan tutma var. Ona sahiplenip çözüm üretme var. Ya bu benim işim değil diyemiyorum. Çok rahat, bu milli eğitimin. Bu da sağlığın. Ya bunu da tarım yapsın desem, iş kolay. Ama hepsini acaba biz bir şey yapabilir miyiz diye bakınca da acayip bir yük getiriyor. Açıklamalarına devam eden Başkan Şahin, 17 yılını anlattığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüntüleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Şahin, ağlamayan başkandan korkacaksınız dedi, devamında şunları kaydetti. Aslında ağlamayan başkandan korkacaksınız. Nasırlaşmıştır kalbi, yüreğinde hiçbir duygu kalmamıştır. Dolayısıyla hepimiz insanız. Ağlarız, güleriz, seviniriz, hüzünleniriz. Dolayısıyla zaten toplumun duygularını hissedebilmektir. Belki kadınlığın, anneliğin getirdiği bizde çok yüksek bir empati gücü var. Karşıdan gelen talebi hissettiğiniz zaman bir şehit annesi, bir engelli annesinin yerine kendinizi koyduğunuz zaman zaten ağlamamanız mümkün değil. Ağlamak bana göre bir zafiyet değildir. Ve asla bir yönetici için de bir eksik taraf olarak görmüyorum. Tam tersi, ağlamayan erkekler yüzünden bugün savaşlar oluyor. Bugün şikayet ettiğimiz konularda yüreğinde insan sevgisi olan, duygusunu yüreğinde hisseden herkesin, hele bir yöneticinin, adaletli bir yöneticinin karşının duygularını anlayarak karar vermesinin çok güzel olduğunu düşünüyorum ve bu duygumdan da hiç vazgeçmeyeceğim. 2014 yılından bu yana birçok projeye imza atan Fatma Şahin, sandıkla ilgili bir derdinin olmadığını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına güçlü çıkmak istediğini dile getirdi. Sandıktan çok güzel bir sonuç çıktığında bizim de elimiz güçlenecek. Bunlar büyük dev paralar, büyük bütçeler. Yani ben de Cumhurbaşkanı'na gittiğim zaman elim dolu gitmek istiyorum ki efendim işte çok güzel bir sonuçla geldik. Metromuzun her şeyi de hazır. Bir talimatınızı almamız lazım demek için de benim bu kadar gayretim, çabamın nedeni sandıkla ilgili bir derdimiz yok. Zaten hamdolsun bunu halkımızdan hissediyoruz. Halk nasip edecek inşallah. Fakat yüksek bir sonuçla gidersem eğer bu beyannamedeki büyük projeleri çok daha hızlı yapma fırsatım ve imkanım olacak. Bütün gayretim bunun için. O yüzden beni dinleyen bütün vatandaşlarıma, bütün hemşehrilerime şunu söylüyorum. Ne olur belediyeciliğin partisi olmaz. Hepimizin evlatları için memleket sevdası var. Çok güzel duygularımız var. Bizim elimizi güçlendirdiğiniz zaman bizim çocuklarımız ve torunlarımız daha güzel bir Gaziantep'te daha güzel bir ülkede yaşayacak. Benim sandıktaki yüksek oy almadaki hedefim iş yapabilme gücüm ve kapasitem artsın diye. Bunu özellikle istiyorum ve bütün gayretim bunun için. Bunu başaracağım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Şahin yeni dönem projelerini de anlatmadan geçmedi. Ben de çok önemsiyorum. Yani bize dair ekmek, zaten bizim ev ekmeğimiz, küçükken yediğimiz ekmeği baktığınız zaman İçinde buğdayın hiçbir katkı maddesi olmayan, özü olan ekmeği yeniden gündeme almamız gerekiyor. Bizim ekmeğimizde mesela somon ekmek de çok beyaz. O yüzden hem içindeki katkı maddelerini hem de kullanılması gereken özü
muhafaza edecek. Bir de burada pişirme tekniği çok önemli. Aynen Ahmet Bey'in dediği gibi. Özellikle odunla yakılmış, hafif pişen, yavaş pişen bir yöntemi, bir yakma yöntemini, bir pişirme yöntemini hayata geçirmemiz lazım. Bu konuda hakikaten Özmen ailesi de çok gayret etti. Geldiler, bir kurul oluşturduk, hep birlikte çalışalım dedik. Fakat çeşitliliğe bir direnç hissettim. Mesela diyor ki, oda başkanımızın biri, ya bizim ekmeğimizle ilgili hiçbir sorunumuz yok diyor. Ben dedim ki tamam, bununla ilgili biz zaten sorun var demiyoruz. Çeşitliliği artıralım. İnsanlar başka çeşit ekmekle yemek istiyorsa bu alternatifleri de artıralım. Bir toplumda, bir daha doğrusu sektörde bir direnç hissettik. Biraz bunun kırılması lazım. Biraz biz kendi mutfak sanatları merkezimizde bunu deniyoruz. Çünkü toprak çok önemli. Biz bir de tohum dağıtıyoruz. Tam Ahmet Bey'in dediği tohumu dağıtıyoruz. Toprak mahsullerinden özel tohum aldık. Kuraklıktan dolayı biz zaten 5 yıldan beri çiftçimize buğday tohumu dağıtıyoruz. Dağıtırken de bu özelliklerine dikkat ediyoruz. Ayrıca tam bir eğitici eğitimiyle ekmekçiler için, mesela bizim tırnaklı ekmeğimiz bize ait. Küppan ekmek bize ait. Bunların bir taraftan coğrafi işaretini alıyoruz ama bir taraftan da hakikaten daha lezzetli, daha sağlıklı ekmek konusunda bu dönemde daha güçlü çalışmamız gerekiyor. Başlattık ama istediğimiz noktada değiliz. Yaklaşık 50'ye yakın 24 saat çalışan bir sistemimiz var. Ben yine bakanlık tecrübemle gelir gelmez profesyonel çalıştırdım, profesyonel ekiple çalıştırdım. 24 saat esaslı çalışıyor. Kimin belediyeye dair ne tür bir talebi varsa 153'ten ulaşabiliyorlar. İnteraktif bir yöntemimiz var. Ayrıca beyaz masada ben 153 aramak istemiyorum diyorsa beyaz masamız var. Face to face, yani adam adama gelip derdini anlatabiliyor, notunu verebiliyor, talebini anlatabiliyor. İlgili birimler hemen kendine dönebiliyor. Bu da var ama biraz daha teknolojiyi de kullanan, biraz daha hızlanan, işte WhatsApp gruplarıyla daha hızlı dönüş sağlayan, yeni dönemde bu iş daha da güçlendirmemizde fayda olduğu ben de kanaatindeyim. Yani 2 milyonun benim de sözüm var veya benim de bir değerlendirmem var veya benim de bir şikayetim var diyen herkesin hızlı dönüş yapacağı bir, sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bunun üzerinde devam edeceğiz, çalışacağız. Büyük hayalim yukarıda bir levant ormanı yapıp bir teleferikle insanlar çay içerken Fırat'ı seyrettirmek. O ikinci aşama. Birinci aşamada da şu anda ihalesini yaptık. Bir sahil düzenlemesi yapıyoruz. Sezona yetiştireceğiz. Acayip bir güzellik var orada. Coğrafya var, inanç turizmi var, her şey var. Su zaten kendi başına bir medeniyet. Ve bütün medeniyetlerin en güçlü zamanı yaşanmış Rumkale'de. Roma, Hitit dönemi. Çok özel bir yer. Ama kendi şehrimizin haberi yok. Bırakın uluslararası toplumu. O yüzden su sporları festivali yaptık. Bir de benim gönlümden geçen, onu bu dönemi beyannameye koymadık. Bu iki işimi bitirmek istiyorum önce. Sualtı Arkeoloji Enstitüsü. Aslında Bodrum'da var bu. Bir de Türkiye'de ikinci bizde olacak. Suyun altında Roma dönemi var. Aslında bu cam tünellerle Fırat'tan Rumkale'ye bir hattan geçsek ve insanlarımızı o cam tünelin içerisinden kaleye çıkarsak muhteşem bir şey olacak. Akvaryum gibi. Akvaryum gibi. Akvaryum için insanlarımızı gezdireceğiz.